Hepinize selamlar arkadaşlar, ben Cihat Kiriş. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün Mitte Varus oynayacağız. Öncelikle arkadaşlar, videonun daha fazla kişilerle etkileşime geçmesini isterseniz, yani bana destek olmak isterseniz videoya bir beğeni bırakabilirsiniz. İstediğiniz karakterler varsa videonun altında yorum olarak onları da belirtebilirsiniz. Bugün Mitte Varus oynuyoruz. Neden Mitte Varus oynuyoruz onu söylemek isterim. Arkadaşlar, Varus'un W'su değişti. Aktif ve pasifi var artık. Pasifi eski Varus'un pasifiyle aynı. Adamın üzerinde zehir biriktirebiliyorsunuz. Zehirden kastım bir mark gibi bir şey biriktiriyor. Ondan sonra Q attığın zaman ilave hasar vuruyor. Aynı zamanda eğer olur da W yeteneğinize basıp vurursanız adamın eksik can miktarına göre fazladan ilave hasar vuruyorsunuz. Bu da Q yeteneğini çok daha güçlü kılıyor. Yani Q yeteneğiyle ilave fazla hasar vuruyorsunuz. Onun dışındaki yeteneklerinin hepsi aynı. Şimdi bana koridoru salmaları için bir SS atmıştım. O yüzden beni tanıyorlar. Bakalım. Adam benim yerime girişim yapmış. Oğlum seni çok seviyorum. Teşekkür ederim abi. Şimdi beyler. Cooldown kasacağız. Videonun altında runlar olacak. Videonun altından runlara bakabilirsiniz. Meteor giriyoruz. Eğri de tercih edilebilir. İsteyenler Eğri de girebilir. Ama Meteor iyidir diye düşünüyorum. Ama bir daha atabilseydim öldürmüştüm de. Lux ne alaka ya? Lux bebeğim ne yapıyorsun? Bu arkadaşlar W ile attığımız hasar mesela canı azdı. W'yu aktife sokup o şekilde vurdum. Bayağı yüksek bir hasar çıkarttık sizin de gördüğünüz gibi. Bu adamlar beni salmayacak herhalde ya. Çabuk gelmesi lazım bu elemanın ama bu eleman neden bize bakmıyor ya? Kardeşim niye bakmıyorsun bana? Neyse sorun değil. Şuradan şunu alalım. Üzerine bir de pot alalım. Doldurulabilir iksir alıyorum arkadaşlar. Bir daha iksire para vermeyeyim diye. İksirin şeyiyle uğraşmayalım bir daha parasıyla. Şöyle bir dakika. Şunu... Kulaklığımı 7.1'den çıkardım da o zaman bana çok ses geliyor. Sonradan fark ettim. Lan ping de attım da neyse sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar, yapmamız gereken tek şey koridor aşamasında farm yapıp uzaktan adamı dürtmek. Oyun uzayınca zaten siz güvenli bir pozisyondan sürekli Q atacaksınız. Q'larınızla hasar vuracaksınız. %45 cooldown yapacağız. Pek de farm kaybetmemeye, kaçırmamaya çalışıyorum. Şimdi en son Mastery yukarıdaki tarafa çıkıyordu. Yukarıdaki ormanını alıyordur diye tahmin ediyorum. Böceklerini keseyim de. Durduru hızlı hızlı itemesin. Şimdi biraz fazla mana harcadık. Ama adamın üzerine 3 tane W biriktirebilirsem büyük olasılıkla yeteneğim ölür. Ne yapıyorsun lan? Aga adam herhalde kule altına biraz yöneliyorum diye kaldı orada da. Ne yapıyorsun? Birader. Ama bu Mastery de bizi yıldıracak bu adam ya. Aga be. Dur bunu keseriz dur. Neyse onu şey keser, flash'ı yok onun. İnşallah keser. Ben orada adamın Q mesafesine girmemeliydim. Orayı yanlış oynadım. Güzel. Güzel, sıkıntı yok. Şuradan
Ayakkabı alamıyorum. Ürünlerden ayakkabıya girdim diye ya. Acaba ilk şunu mu alsam? Mastery biraz sanki kemplecek gibi duruyor bizi ya. Öldü mü bu? Keser bunu. Bunu dönüp kesmesi gerekiyor. Oo, ama o yetenek ıskalanır mı be? Yani kucağına gelen Lux'ı kesemedi. O yeteneği çok rahat tutturabilirdi. Biraz acele etti ya. Şimdi ben bu adamın üzerinde yeniden arkadaşlar W biriktireceğim. Şöyle uzaktan bir tane Q yapıştıralım. Biz bu adam... O Q'mun attığı hasara bakar mısınız arkadaşlar? Yani W bile yoktu. Aktif bile değildi W. O halde çok yüksek bir hasar çıkardım. Adam böceklerini kesiyorum. Koridoru istediği gibi itemesin diye. Birazdan ulti atıp keseceğim onu. Buna verebilecek bir tepkisi yok zaten arkadaşlar. Hani ultiyi yedikten sonra düz vuruşlarımı atıyorum. Geliyorum, geliyorum. Burada mesela bizim ormancımıza yardım etmemiz gerekiyor. Orada Lux da varmış. Zayah da varmış. Herkes oradaymış. Bu mazar uykulu herhalde beyler. Sabah saatlerinde çekiyorum videoyu. Ve ben daha uyumadım mesela. Bu arkadaş uyanamamış. Öyle düşünüyorum. Mazar inanılmaz kötü oynuyor. Acaba abisinin çarına giren bir çocuk falan mı? Takımın diğer üyelerine bakıyorum gayet oynuyor. Aman aman ulti atar bana öldürürüm. Adamı öldürecektim Q'la da öldü. Gel bakayım buraya. Yani orada 2'de 2 attım ama ben bunun yerine şu drakları bir alalım. Güzel bir hasar çıkartalım biz. Ya bu oyun bende ya. Ben taşıyacağım bu oyunu. Yani şu Mastery'i bana tek atmazsa ben güzel kastım ya. Hani 5 kill, dakika 8 zayi attı da kill var ama ben mesela uzaktan zayiye bir tane Q tuttursam zayiye %50 canı kalacak. O yüzden pek sıkıntı olmaz diye düşünüyorum ki karşımdaki adam bayağı çöp. Ya da bilmiyorum hani Varus aldım diye mi acaba oynayamıyor? Anlamadım. Böyle W yapacağım ikinci olarak. E yeteneğini zaten pek kullanmıyorum. Şimdi Mastery yine mid'e doğru geliyor beyler. Bu adamın böceklerini öldürüyorum. Dediğim gibi koridoru itemesin diye. Mastery var onun arkasında. Gidemiyorum oraya. Beyler hani Mastery'yi yine öldürsem hani Mastery'yi bir daha tutamayacağım. Adamla 3 kill verdik zaten. Kırmızı smite'ı var. Çok rahat edecek.
Şu bot lane'e ben bir uğrayayım ya. Aa, adamda double buff var. Blue'su bitti. Red buff. WQ attığımda arkadaşlar meteorla beraber bu adamı öldürebilirim. Ama bu saçmalıktır ya. Ulti yedikten sonra nasıl bastı ona? Abi ultideyken nasıl bastı ki onu? Orada ultisinden dolayı doçlar diye ilk ulti attım ama çok garip bir şekilde güzel. Mazar rapor, adam bir şey yapmadan ölüyor. Adam haklı bu arada ya. Hani cidden benim takımım da olsa ben de ne oluyor falan derdim. Adam çok kötü oynuyor. Hani benim oynadığım çar güzel, iyi vuruyor ama adamı öldürecek bir şey yapmıyor. Adam kendi kendine. Oo, oğlum ne vurdum öyle? Cooldown'unu da bayağı düşürmüşüm. Şimdi... Helal lan Soraka. Adam geldi kenardan kurtardı bizi valla. Öyle Q'ları ıskalamamam lazım mesela beyler. Hani bir tek Q'la vuracağız. Onu da ıskalarsak vay halimize. Abi o çarpsa ölmüştü ya. Bam. Kızart. Abi %50 atıyorum bak. Dakika 13. Bir eşyayım. 3K para var üzerimde. Q yeteneğiyle %50 vurabiliyorum. Neyse botu itsinler. Ben bota yönelmeyeyim. Yani tutmam gereken bir mid var. Blue buff gerekiyor ama bana. Beyler fark ettiyseniz manam çok çabuk bitiyor. Şöyle geri çıkayım. Mastery de burada. Bam! 477 de meteor vuruyor. Bir dahaki Q'ya bu ölüyor bak. Tabi eğer ıskalamasaydım. W ile... Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Abicim önüme gelmek nedir? Arkadaki adama fokus atacak diye veya bana adam böyle at gözlüğü takmış koşuştur yani. O yeteneği atacak, o yeteneği tutturacak illa. Beyler bu oyunda yetenek tutturmaktan daha önemli bir şey var. O da yetenekleri doçlamak. Hani o yüzden yetenek atarken bile karşıdan gelecek yetenekleri doçlamanız, onlara bakmanız lazım. Hani öyle kör kütük ilerlememeniz gerekiyor.
Ulan Q Yaman'a yetse var ya. Benim bir base atmam lazım da bakalım ne zaman atacağım. Şimdi şunu alacağız. %10 cooldown gelecek. %25-35 cooldown'ımız olacak. Ayakkabıyla %45 cooldown'a eriştik. Güzel. Şimdi çok oyalandım. Arkadaşlar tamamen zırhleşme yapıyoruz bu buildimizi. Hani Q yeteneklerimizde hasar vurduğumuz için zırhleşme bu buildi yapmamız daha mantıklı. Yani düz vuruş atmıyoruz, o yüzden saldırı hızı falan kasmamıza gerek yok. Bu eşyadan sonra bir karabalta kasabilirim. Karabalta da güzel oluyor. Angel kasabilirim. Belki focus yersem diye. Onun dışında şu an Q tutturduğum adam Yamulur beyler. Yani şu an Q'mu yemeyin abi, öyle diyeyim. Var mı daha gelecek? Abi çok fazla vuruyorum ama ya. Abi Penta gelirdi bu arada ya, onu öldürsem. Aga be. Ya ben videolarda genelde penta alamıyorum. Bir şekilde pentayı başkası şey pentamı baş penta kill'ini başkası alıyor veya adam kaçıyor gidiyor, böyle uzaklaşıyor. Şimdi bir karabalta yapmanın zamanı geldi. Bir karabalta temiz olur. Şunu alalım. Bunu satsam zımbırtısını alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Şimdi bunu alırsam ayakkabıyı değiştireceğim arkadaşlar. Ayakkabıya gerek kalmıyor çünkü %45 cooldown'a zaten ulaşıyoruz. Karabaltayla. Yani karabaltadan %20 cooldown gelecek zaten. Ben şunu buna mı tamamlasam acaba ya? Güzel, Q'yu attıktan sonra 4 saniye bekliyoruz. Yok, 6 saniye bekliyormuşuz ya. Sonuna kadar gelip atarsam mı acaba 4 saniye, bir dakika. 5 saniye sonuna kadar gelip atarsam. Az önce bu arada W ile gerseymişim, öldürüyormuşum. Abi niye? Niye böyle hunharca bana fokusluyorlar ya? Yarınları yokmuşçasına bana fokus atıyorlar abi. Şunu satıp şunu alabilirim aslında ya. Hani bunu alsam iyi olur hani, bu ve bu bana sıkıntı yaratıyor. Bu beni birazcık da olsa korur.
Hop. %70 mi attım ben ona? Aga be. Yakalanmamam lazım ya. Yakalandığım an ölüyorum direkt. Çünkü oynadığım çar arkadaşlar kırılgan bir çar. Hani bakıyorum takımda mesela ormancımız pek iş yapmıyor. Aloy'u taptan inmiyor. Edikerimiz geride. Bir sonra kaban arkadan can basarak destek oluyor. Beni koruyacak adam yok. Dikkat etmem lazım benim. Şimdi... Angel mi alalım, Civa yatağı mı alalım? Civa yatağını alalım ya. Ya da Angel alalım baş. Yani şimdi Civa yatağını alırsam birazcık defansif bir boyut olacak ve Civa yatağın işime yaramayacak. Düz vuruş pek atmıyorum çünkü. Ama Angel alırsam hem Angel'ın yeniden bizi ölümden döndürmesi var. Artı zamanda bir de saldırı gücümüz artacak. O saldırı gücüyle fazladan hasar vurabilirim. 13 level'ım ya. Aloy 14 level ama Aloy yukarıdan çıkmadı, o yüzden 14 level, o sürekli farmladı. Benim karşımdaki adam 11 level kalmış. Abi öldüler ya. Yamuldu zaten arkada benim Q'yu. Yalnız bana blue lazım. Evet. Manam bitti. Çok güzel hasar çıkartıyorum ama manam bitiyor. Abi süper hasar ya. Abi. Birden üzerime atlarlarsa arkadaşlar, dediğim gibi beni öldürürler. Hani o yüzden benim dikkatli oynamam lazım, fokus yememem lazım. Hani karşıda bir de zıplayan, şey atlayan karakterler var. Hani Pant mesela birden kafama atlayabiliyor ultisiyle. Hani Mastery ultisine basıyor, koşuyor. Hani sıkıntı yaratıyorlar. Bu adam ölür bu arada Q'ma. Eğer adamı görebilseydim. Şimdi Mastery kenardan bize atlayacak. Oy 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 oy. Abi bu ama bu cidden haksızlıktır bu ya. Ama benim Soraka'mı arkada
Yani dalga geçelim dedik, az daha ölüyorduk. Dın 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 dın. Şuraya da bir Q'yu atalım. Adamların Blue'sunu almak istiyorum ya. Benim Blue'm bitti. Hani Blue'ya çok ihtiyacım oluyor. Manam çok çabuk bitiyor çünkü. Şurada bir base'imizi atalım seriden. Şimdi Angel'ı da bitirdik. Üzerine bir de pot alırız. Bir dahakinde arkadaşlar ayakkabıyı satacağım. Ayakkabıya zaten pek ihtiyacım yok. Uzaktan Q atıp duruyorum. Ayakkabı yerine güzel bir saldırı eşyası alabilirim. Mesela ne alabiliriz diye bakalım. Gecenin kıyısı alabiliriz arkadaşlar. Hem de işimize yarar. Aloy'u da oynuyor yalnız ha. Allah sabahtan beri tek başına takılıyor ve kill alıyor. Şimdi bir dahakine W ile vurursam öldürebilirim. Doçlamış. Aga be. Aga be. Çok çok zorladım ama ya. Ya neyse, sıkıntı yok. Orada flash'ı atmamam lazım ama. Abi 25 kilo almışım. Takımda 37 kilo var. Angel'ımız gitti. Dın. Potumuz hala var ama bir pot daha alalım. Baron'a gidiyorlar sanırım. Abi Baron'u alıyorlar, gözünü seveyim. Oo. Keşke dinleseler. Öldün Aloy. O iti kurtarmaz. Oyun bu şekilde giderse kaybedebiliriz biz bu arada. Hani karşıdan bir tek mazlar kötü. Onun dışı herkes iyi oynuyor. Bayağı da oynuyorlar yani. Aga be, Aloy oyundan düştü. Şimdi bizim birkaç tane Q tutturmamız lazım. 880, güzel, neredeyse tek attık. Oy oy oy. Şimdi çok agresif de takılmamam lazım. Çünkü beni yakalarlarsa oyun bitebilir. Ashe neden ulti atmadı mesela az önce? Ashe neden böyle şeyler yapıyorsun ya? Ultisi varmış adamın.
Ya pant benim kafama atladığında ölüyorum ben direkt. Ha, attığı ultiye bak. Ya ayıp ya. Aga kimse yardım etmiyor. Bak inhibitörü falan aldılar midden. Şimdi ayakkabıyı satıp yerine ne alabiliriz? Gecenin kıyısı demiştik. Şimdi arkadaşlar hani tamam çok yüksek hasar çıkartıyorum ama yani Char ölüyor yani 2500 canım var. Biri vurunca bana yapamıyorum kalıyorum. Ya takımımın benimle beraber oynaması lazım ki yani bu gücü kullanabileyim. Şimdi biri yanlışlıkla böyle flash falan atacak diye korkuyorum ya. Aga be. Ya yine bak çok yüksek vuruyorum ama bütün fokusu ben atıyorum ve bütün hasarı benim atmam gerekiyor ya. Takımın tek hasar çıkartan üyesi AFK kaldı ya. Şimdi tamamen zırh deşmeyeyim şunu satıp yani benim üzerime zaten koştuklarında ölüyorum. Şimdi bunu ikisini birden alsam acaba işe yarar mı? Yaramaz herhalde ya. Dur teşmesine. Ha son fısıltıya geçiyor. Yaramaz. Ne alabilirim ki ben? Civa yatağını alabilirim. Neyse civa yatağını alayım bari. Belki bir CC yerim, CC'den çıkarım.
Ben almayayım kili ya. Baron alabilirler bu arada. Drake'i aldılar. Neyse Baron'u biz alırız en azından. Gelin abi. İnşallah Pant buraya ulti atıp hepimizi kesmez. Güzel. En azından Baron'u alırsak kule açma fırsatımız olur ya. Ben onun smite atamayacağını biraz tahmin ettim arkadaşlar. O yüzden Q yeteneğini beklettim. Ya şimdi ben farm da itmemeliyim aslında. Hani full build'im artık bir şey alamıyorum. Kaybedecek bir şey olmayandan kork. Ya kes eş keş. Keş keş de ya. Acaba blue var mı? Yok. Gelin şuraya. Yani baronumuzu kullanmamız lazım. Manam bitti ya. Neyse birebir takas oldu. Çok kötü değil. Tek sıkıntı şu Mastery ya. Mastery hani birden atlıyor üzerime koşup bir de yüksek hasar çıkartıyor. Bir şey yapamıyorum. Baron buff'ımız boşa gitti. Gel abi. Dibime girdiklerinde ölüyorum ya. Ona pek bir şey yapamıyorum.
Tamam, eş tutar herhalde orayı. Eşin ölmemesi lazım. Öldü galiba, aynen öyle. Eş öldü. Ulti. Ultisi yokmuş. Tamam, herhalde öldürür. Nereye vuruyorsun? Dağ taşa vuruyorsun eş. Ulti at eş. Presre. Presre ya. Ya şu kapıyı açayım da gelsin eşin ultisi bana çarpsın abi. Bu ne ya? Bu ne ya? Şimdi midimiz itiyor. Aslında mid gitmememiz lazım ama yani 4 kişiyken sağdan soldan rotasyon yapmak zor. Ya bizim böyle adamları kule altına yiyip benim uzaktan sürekli Q atmam gerekiyor da. Adamları öyle kule altına yiyemiyoruz. Adam bizim inhibitörü vuruyor. Daha gelen olur mu acaba buraya? Aga be. Hasar atamadım ki. Ya şu oyunu kaybetmemeliyiz ama ya. Şu oyunu kaybetmemeliyiz ya. Bak bir de aldın gel. Lan 4 kişiyiz. Hatta 4 kişi bile değiliz. 2 kişiyiz. Ben ve Soraka. Şuna bak. Bu adam oyun mu oynuyor? Bu adam niye girmiş oyuna? Kimi vurdun ya? Base'deki adamı mı? Kime attın oğlum bu ultiyi ya? Yan map'e arama mı gönderdin bunu? Kime attın kardeşim ya? Şöyle bir saldırı hızı şeyine dönsem nasıl olur diye düşünüyorum. Saldırı hızına döndüm. 4 kişiyiz. Q atamıyorum. Q'larla olmuyordu. Ben de saldırı hızı varusa dönerim. Şuradan bir wave daha itmem lazım. Sanırım bitti oyun ya. Güzel kayıtlayamadım. Adam tek attı bana. Elder buff'ıyla. Aga be. Ya bir kişi yardım etse. Abi diyorum bir kişi yardım etse. Ya mesela şu eş azıcık hasar çıkartıyor olsaydı oyunu kazanmıştık ya. Kaç saniye var? 35. Bitti oyun ya. Aga be. Ya bu oyunu kaybetmeyi cidden hak etmedik de. 23 saniye. Ha,
Abi bu adam da oynayamıyor ki 5-15. 15 kere ölmüş. Kill alamadan. Bak mesela. Abi niye o kadar yakın duruyorsun adama? Daha adam orada da hani. Aga be ya, bu oyunu harbi kaybetmemem gerekiyordu da arkadaşlar. 2v5 olmuyor ya. Hani az önce ölmesem o top lane'e kayıtlayabilsem belki de Pant'ı da kayıtlamak zor. Neyse arkadaşlar. Her maçı kazanamazsınız. Umarım video birilerinin işine yarar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.